Arkadaşlar trigonometri soru çözümü video serisinin dördüncü soru çözümü videosundayız. Bu videomuzda ters trigonometrik fonksiyonlar, periyot ve grafiklerle ilgili sorular var. Şimdi arkadaşlar şuraya ben alfa dersem. sinüs 5 bölü 3 alfa ise sinüs alfa 5 bölü 3'tür değil mi? Yani bunun tersini alırsam. Sinüs alfa 5 bölü 3. Hemen dik üçgeni çizelim. Şuraya alfa dedim. Evet sinüs alfa 5 bölü 13. Burası 5 burası 13 burası 12. Bana cosinüsünü soruyor. E cosinüs alfa ne olur? 12 bölü 5'e gidiyor elim ya. Allah'ım ya 12 bölü 13 olur. Şimdi şu kısma x derece dersek arkadaşlar. Tanjant x 2 olur. Tanjant x 2 ise karşı bölü komşu 2. O zaman hipotenüse 5 kaldı. Yani bana neyi soruyor arkadaşlar? Sinüs pi bölü 2 eksi x. Birinci bölgede sinüs artıdır. Ama pi bölü 2 olduğu için isim değişti. Bana cosinüs x'i soruyor. Yani o da 1 bölü kök 5'tir. Arc sinüs kosinüs pi bölü 8 nedir? Şimdi arkadaşlar burada şu şekilde bir düşünsek soruda. Kosinüs pi bölü 8. şu ifade arkadaşlar. Kosinüs pi bölü 8 ifadesi. Aslında 22,5 derece. Ben bunun ark sinüsünü alıyorum. Şimdi şöyle düşünsek. E, sim ve kos var. Bunların birbirine eşit olması için pi bölü 2'yi tamamlaması lazım. Doğru değil mi arkadaşlar? E, dolayısıyla pi bölü 2'den pi bölü 8'i çıkarsak pratik bir kural olarak 4 pi'den pi çıktı. 3 pi bölü 8 odur burası. Evet. Kosinüs arc tanjant x nedir? Şimdi ben şu kısma alfa dersem arkadaşlar. Ben şu kısma alfa diyeyim. Art tanjant x alfa ise tanjant alfa x'tir. Yani şuraya x dersem şurası 1 olur. E Pisagor'dan hipotenüs kök x kare artı 1 olur. Buranın kosinüsü nedir arkadaşlar o zaman? Komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök içinde x kare artı 1. Şu kısma x diyelim ve bir dik üçgenimizi çizelim arkadaşlar. Şimdi arc tanjant 5 bölü 12 x ise tanjant x 5 bölü 12'dir. 5, 12, 13. Yani bana aslında sinüs 2 x soruyor. Peki o da nedir arkadaşlar? 2 sinüs x çarpı kosinüs x. 2 çarpı sinüs x nedir? 5 bölü 13. Cosinüs x nedir? 12 bölü 13. E 120 bölü 169. Evet. Bakın şu kısma x diyelim. Şu kısma da y diyelim. Yani gencolar bana neyi soruyor? Tanjant x eksi y'yi soruyor. Şöyle iki tane dik üçgenimi çizeyim. x derecelik ve y derecelik. Şimdi tanjant x dedim. E, ee, affedersiniz. Ark sinüs 5 bölü 13 x ise sinüs x nedir arkadaşlar? 5 bölü 13. Sinüs nedir? Karşı bölü hipotenüs. Buraya 12 kaldı. Ark kosinüs 3 bölü 5 ise evet buradan kosinüs nedir? 3, 5, burası da 4 arkadaşlar. Evet gayet doğru bir şekilde yazdık. Tanjant x eksi y'yi açalım. O da nedir? Tanjant x eksi tanjant y bölü 1 artı tanjant x çarpı tanjant y. Şimdi tanjant x dediğim şey 5 bölü 12. Tanjant y dediğim şey 4 bölü 3. 1 artı 5 bölü 12. Evet. Çarpı 4 bölü 3. Şimdi bu ifadeleri yerine koyduk arkadaşlar. Artık gerisi 4 işlem. Şuradan payda eşitlersem. 12 de eşitleyeceğim. 5'ten 16'yı çıkarttım arkadaşlar. Eksi 11 bölü 12. Şimdi alt tarafa bakalım. Ee, evet. Şunlar sadeleşti değil mi? 1 artı 5 bölü 9 kalıyor arkadaşlar. Alt taraftan ne geldi? 14 bölü evet 5 bölü 3 kaldı. 14 bölü 3. Yok 14 bölü 9. Özür dilerim. Şurada da 3 kalacak. Aynen öyle. Birinci ifadeyi aynen yazdım. İkinci ifadeyi ters çevireceğim. Şimdi bunları çarparsak. Sadeleştirdim 3'ü. Sadeleştirdim 3'le eksi 33 bölü 56 geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sinüs fonksiyonunun tersini alacağımız için eksi 1 ile artı 1 arasında olması lazım bunun. Bu kadar basit aslında. Eksi 1'i attık karşıya. Evet 0 küçük eşittir. X bölü 3 küçük eşittir 2. E her tarafı 3 ile çarparsam 0 küçük eşittir. X küçük eşittir 6 deniz. Bu kadar. Şimdi arksinüslü bir fonksiyonun tersini alacağız. Arkadaşlar bütün fonksiyonlarda ters aynı alınır. Öncelikle fonksiyonu yazalım. Y eşittir arksinüs x bölü 4 eksi 1. Ters almaya şöyle başlıyorum. Y gördüğüm yere x yazıyorum. X gördüğümüz yere y yazıyoruz. Şimdi tersten gelirsek arkadaşlar, y bölü 4 eksi 1 eşittir sinüs x. Eksi 1 atarsam karşıya y bölü 4 eşittir sinüs x artı 1. Y dediğim buradan 4 sinüs x artı 4. Şimdi esas periyodu kaçtır? Şimdi burada periyot dediğim şey tek değil mi? Tek. Kosinüs fonksiyonlarında tekse 2 pi bölü x'in katsayısını yazıyoruz mutlak değer içinde. 2 pi bölü 1 bölü 3'ten 6 pi. Kosinüs fonksiyonunun derecesi çiftse pi bölü x'in katsayısından 2. Şimdi grafik sorularında bakın arkadaşlar. Önce fonksiyonun sıfırdaki görüntüsü sıfır olacak. Kosinüs olamaz. Evet. Burada bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Grafikleri bir başka videoda çekelim.